100 yılımızın ilk 15 yılında kimsenin hayal bile edemediği birinci adımı gerçekleştirmiştir. Partimizin önümüzdeki hedefi başlayan kongre sürecimiz ile birlikte 2019 seçimlerinde yerel ve genelde başarıyla çıkmak, milletimize söz verdiğimiz gibi 2023, 2053, 2071 Türkiye'sine istikrarla, huzurla, gelişmeyle ve selametle ulaşmaktır. Milletimizin bizlerden beklentisi budur. Bugüne kadar siyaseti güçlendiren ve itibar kazandıran partimiz yapılacak olan ilçe ve il kongreleriyle elde edeceği güç, birlik, beraberlik anlayışı ve kongrelerden çıkaracağı enerji ile milli iradeyi hakim kılmaya devam edecektir. Kongrelerimiz büyük medeniyetimizin tüm değerleriyle milletimizle buluşma ve geleceğe taşınmanın kaynağıdır. Yapılacak olan ilçe kongremizde millete hizmet yolunda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kutlu yürüyüşe devam edeceğiz. Bugüne kadar yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte bayrağı teslim aldığımız günden itibaren özverili bir şekilde çalıştık. Görev süremiz boyunca mesai kavramı gözetmeden gece gündüz halkımızın dertlerine çare üretmeye çalıştık. Görevde olduğumuz süre içinde FETÖ'nün hain darbe girişimi ile karşılaştık. O gün ya ölürüz ya diriliriz diyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile ilk dakikalardan itibaren sokaklara çıktık ve Cumhuriyet Meydanı'nda 27 gün süren demokrasi nöbetlerinin tamamında halkımızla birlikte olduk. Yine görev süremiz esnasında ülkemizi ve milletimizi yakinen ilgilendiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni başta kaldırma bakanımız Sayın Hülkü Erman olmak üzere milletvekillerimizle ve il başkanımızla ve teşkilatlarımızla birlikte uyum içinde çalışarak tüm mahallelerimizi ve vatandaşlarımızı ziyaret edip halkımıza anlattık. Yapılan halk oylamasında en iyi sonucu elde etmek için çalışıp gayret sarf ettik. Görev süremiz boyunca Erdemli'mize yapılan ve yapılacak olan yatırımları, hizmetleri teşkilat olarak yakinen takip edip gerekli olan çalışmaları yaptık. Erdemli'mize yapılan ve şu anda yapımına devam eden ve programa alınan tüm yatırımlar için başta Kalkınma Bakanımız Sayın Hüsnü Erdoğan olmak üzere milletvekillerimize ve il başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Gerçekleştirecek olduğumuz kongre bizler için bir yenilenme süreci. Bu kongre sürecinde tüm AK Parti ailesini birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye davet ediyorum. Kapılarımız ve gönüllerimiz her zaman herkese açıktır. Gönlümüz hiç kimseye darlı ve küs değildir. Partimiz için bizimle birlikte çalışmayı arzu eden herkesi yanımızda görmek isteriz. Üzerimizdeki ağır yükün farkındayız. İlçe teşkilatımızın kongresi bizler için yeniden diriliş, yeniden birlik ve beraberlik kongresidir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman önemli vurguladığı gibi iri olacağız, diri olacağız ve hep birlikte olacağız. Bıkmadan, yorulmadan çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Genel merkezimiz tarafından yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucunda AK Parti Erdemli 5. olan ilçe kongremiz 14 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 13.30'da Erdemli Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Bu kutlu yürüyüşe bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teşkilatımıza, davamıza ve genel başkanımıza yakışır bir şekilde yüklediğimiz misyon ve vizyon bilinciyle yılmadan, yorulmadan her gün daha da artan bir tempo ile çalışmalarımıza devam edeceğimizi kıymetli Erdemli halkımızın bilmesini isterim. Bugüne kadar benimle birlikte bu kutlu yürüyüşe destek veren tüm hemşehrilerime, tüm gönül başlarıma ve dava arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Tüm vatandaşlarımızı 5. olan ilçe kongremize davet ediyorum. Yapılacak olan kongremizi partimize, Erdemli'mize, Mersin'imize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, saygılar sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.